buçuk hafta önce Gençler Birliği tesislerinde bir tören düzenlenmişti. Kickbox takımı kupalarını Başkan Murat Yavcıoğlu getirmişlerdi. Şimdi seçmeler var. Türkiye Şampiyonası öncesi. Takımla beraberiz. Bizi ağırladığınız için ilk önce bir teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hocam, buyurun. Ne oluyor burada? Ben önce kendimi tanıtayım. Gençler Birliği Spor Kulübü'nün kickboks takımının 3. kademe antrenörüyüm. Aynı zamanda milli takım antrenörüyüm Kickboks Federasyonu'nda. Kicklight dalında da kurul üyesiyim. Sporcularımız 13 kişi olarak katıldık müsabakalara. 3 gün boyunca alttan tırmanarak geldiler. 12 tanesi şu an final için bekliyor. 3 tanesinin maçları sonuçlandı. 1 yaptık. Finallerini attılar. Şimdi geriye 8 tane zannedersem final maçımız kaldı. Burada yapılan seçmelerde ilk 4'e giren sporcular Nide'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na giriş hakkı kazanırlar. Dolayısıyla çocuklarımız şu an hepsi Nide'de yapılacak müsabakaya giriş hakkını aldılar. Bizim amacımız kulübümüze tabii ki her zaman için biri götürmek istediğimizden dolayı çocuklarımızı biraz daha sakatlama riski adı altında bir yapsınlar diye de uğraşmak için finallere de çıkartacağız. Öğrencilerimizi çekmeyeceğiz. Ha, çok olur. Rakip çok sağlam vurur, çok serttir. Biraz o riski almamak için maç içerisinde ona karar veriyoruz. Şu an yanımızda olan sporcularımız dediğim gibi finallerini atanlar da var. Bir yapan sporcularımız tebrikler. Var şu an. Yıldızlarda ikisi de bir yaptı. Bir tane gençlerde artıda bir yapan sporcumuz var neticelenen. Onun haricinde Türkiye şampiyonumuz var önceki senelerden Yasemin. Onun maçı olacak biraz sonra. Biraz önce maçtan çıkan bir arkadaşımız Melike 50 kiloda yarıştı. Normalde klasmanı 48 ama siklet daha aşağıda olmadığı için mecbur üst siklette çıkmak zorunda kaldı. En düşük siklet gençlerde 50 kilo. Biraz rakibi güçlüydü o yüzden ama biz maçı aldık gene de tekniğimizi konuşturup. Bu çocukların gerçek anlamda spor yapabilmeleri için büyük bir kulübün desteğinin olması da çok önemli. Bu kulüpte tabii ki Gençler Birliği Kulübü ve başkanlarımızla tabii ki verdikleri destekler bizleri de buralara getirdi. Çocuklarımız çok düzgün, her ekipmanı yanlarında, hiç o konuda ya da geliyorlar buraya nasıl geleceğim, nasıl gideceğim telaşı olmuyor. Gerçekten büyük bir kulübün bu tarz amatör branşlara destek vermesi de çok önemli. Onlar Gençler Birliği olduğu için oldular. Teşekkür ederim. Zor gelmiyor mu spor? Yani ben izlerken korktum açıkçası. Yani çok değil. Ailen, annem baban nasıl da karşılıyor? Yani bir dövüş sporundan bahsediyoruz. Sakatlanma ihtimali yüksek. Ama bir taraftan da iddialı bir sporcu oluyorsun. Onun da mutluluğu vardır. Evet var. Annemler ilk başta biraz korkuyorlardı ama şimdi arkamdalar, destek oluyorlar. Öyle yani. Bugün bir de babalar günü. Babana bir mesajın var mı? Baban destek oluyor mu? Oluyor da onun en büyük hediye bu maçı almam oldu zaten. İnşallah başarılarla seni görürüz. İnşallah. Babanın da halini de kulübü de gururlandırırsa. İnşallah. Merdan abi biz uzun zamandır aslında Gençler Birliği'nin amatör branşlarda bir faaliyeti var ama siz de fazla göstermeye çalışmıyorsunuz ama gizliden gizliye bir çalışma var. Evet. Futbol kulübünden spor kulübüne geçiyor Gençler Birliği. Evet. Bu Gençler Birliği tarihinde de böyleymiş aslında. Evet. Bir ara vermiş. Evet. Şu anda bayağı başarılı bir sporcuları var. Evet. Siz de amatör spor kulüplerden, amatör branşlardan sorumlu yöneticisiniz. Gençler Birliği futbol kulübünün böyle amatör sporlara destek vermesinden dolayı gerçekten herkesin takdirini kazanıyoruz. Bu takdirin neticesinde de seçtiğimiz arkadaşlar branşlarında başarılı oluyorlar. Bir sağ yanında Türkiye birincisi Yasemin var. Yani bunun anlatması bile zor. Gerçekten kilosunda Türkiye birincisi. Bunun istikbali de güzel olacak. Kendisi de güzel bir arkadaşımız. Başarılarının devamını diliyorum. Biraz önce Melike kardeşimizi seyrettik. Olağanüstü bir maç yaptı. Rakibini darmadağın etti. Annesi babası gurur duysa azdır. Bizim hocalarımızı ayrıca tebrik etmek istiyorum. Hocalarımız da bayan oldukları halde erkeklerle bir abilik yapıyorlar. Onların başarıları için çalışıyorlar. Bu verdikleri katkılardan bu koç arkadaşlarımız, erkekler
birinci oluyor, ikinci oluyor. Yani Türkiye birincisi derecelerine giriyor. Bu az bir şey değil. Yani Gençler Birliği'nin bu gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarması, birlik beraberliğini sağlaması, ileride böylesi kenetlenmesi ve futbola ve Gençler Birliği'ne aşık bir toplumu yaratması açısından böyle bir şeyin, branşın da devam etmesinde kulübümüz için büyük fayda var. Diğer branşlarda da kulübümüz çok başarılı. Onları da zaman zaman ziyaret edeceğiz. Hep birlikte başarılarını kutlayacağız. Hocaları kutlayacağız. Senin de Bülent kardeşimizin böyle bir organizasyonu yaptığı için arkadaşlara ve milletimize duyurma katkısında bulunduğu için sana teşekkür ediyoruz, evet, arkadaşlarımız huzurunda. Başarılarının devamını diliyorum. Şimdi pozitif ayrımcılık bakımından da ben salonda gördüğüm, evet, kadarıyla bütün hocalar erkek. Tek, evet, kadın hocası olan Gençler Birliği Ankara'da. Gençler Birliği. Kadarıyla. Bunun, evet, bir ekstra bir güzel yanı daha var. Evet. Yani dövüş sporu sert bir spor, zor bir spor. Evet. Evet. Yeşim hocama geçeyim ben o zaman, evet, ilk önce. Evet. Sen fazla konuşmak istemiyorsun ama bu, evet, gerçekten önemli bir konu. Sporda kadınların olması, kadın sporcuların Gençler Birliği formasıyla mücadele etmesi, çalıştırması bizim açımızdan önemli. Biz Gençler Birliği'ni yakından takip eden bir spor medyasıyız. Evet. Ne diyorsunuz? Yani Gençler Birliği'nin tutumu, sizin durumunuz? Şimdi ismim Sevim Yeşil Özcan. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. Yıllardır eşim ve ben Gençler Birliği, futbol anlamında Gençler Birliği'ni destekleyen insanlardık. 5 yıl öncesinden böyle bir oluşumun içine girdik. Çok mutlu oldum. Yani desteklediğim, futbol anlamında desteklediğim bir kulüpte böyle bir branş açmak benim için muhteşem bir duygu oldu. O yönden çok şanslıyım. Gerçekten yöneticilerimize ve bize bu imkanı sağlayan Gençler Birliği bünyesine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada, evet, bayan antrenörler olarak biz vardık. İlk girdiğimiz maçlarda bir ön yargı vardı. İşte bunlar bayan antrenör, yapamaz gibisinden düşünceler oluyordu. Hatta biz bunları duyuyorduk zaman zaman. Ama hiçbir zaman için yılmadık. Başak Hoca ile sırt sırta verdik. 5 yıldır yeşil sahalarda görmeye alışık olduğumuz Gençler Birliği Spor Kulübü'nü tatamilere, ringlere taşıdık. Artık herkes bizden bahsediyor. Derecelerimizi alıyoruz. Şükürler olsun. Bugün mesela 470 sporcunun ve 86 kulübün katılımı olan bir oluşumun içinde müsabakalarda şu an bütün sporcularımız derecede. Şu an için sadece daha maçlar devam ediyor. 3 tane birinciliğimiz, şampiyonluğumuz var. Diğerleri için de aynı çabayı göstereceğimize inanıyorum. Bu kadar. Çocuklar kadın hocadan memnunlar mı? Erkek sporcular, onları soralım. Şimdi ya, şöyle bir şey. Ben onlara soracağım. Nasıl bir duygu kadın hocayla çalışmak? Kadın hocayla çalışmak, bayan hocayla gerçekten güzel bir duygu. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum yani bu konuda. Bayan hocalarım var, 2 tane. Bu beni asla yanlış anlaşılmasını düşük bir şekilde göstermiyor. Aksine beni gururlandırıyor. Uluslararası müsabakalarda derece yapan bir sporcuyum. Ve arkamda bir kadının gücünün olması çok güzel bir duygu benim için. Mutluyum bu konuda. Gençler Birliği'nin gücünü hissediyor musunuz? Yani bu olup formayla yarışmak, tabii ki, ekstra size bir şey kazandırıyor mu? Nedir, ne hissediyorsunuz? Tabii ki hissettiriyor. Zaten biz yani ne desem bilemedim şimdi. Ya yani mutlaka o forma bir... Ben yeni bir sporcuyum ama şimdi yıllarca mücadele eden sporcularla tatamiye çıktım. Dereceye girdim. Şimdi de yarı final maçım var. İnşallah onu da alırsam finale yükseleceğim. Başarılar diliyoruz. Sen, sizden bir görüşlerinizi alayım. Evet. Hocalarımız gerçekten bize elinden gelen desteği sağlıyorlar. Gençler Birliği adı altında. Çok gurur duyuyoruz yani hocalarımızla. Hem maddi olarak hem manevi olarak desteklerini hiçbir zaman esirgemezler. Mutluyuz yani bayan hocalarımızla. Bu amatör branşlarda kendi tesislerinde çalışmak pek kolay olmuyor. Çoğu kulübün dövüş sporlarında, gerçi spor salonları falan var sanırım. Oralarda çalışıyorlar ama Gençler Birliği yetkili tesislerinin bir kısmı da buna ayrıldı herhalde. Evet. Orada çalışıyorsun. Nasıl?
Yani sen başarılı da bir sporcusun. Merdan Bey de bahsetti. Hem görüşlerini alayım hem bu tesislerinde, kendi tesislerinizde çalışmak nasıl? Zaten ben bu spora ilk başladığımdan beri Gençler Birliği'ndeyim. Hani Gençler Birliği'nde çalışmaktan, burada Gençler Birliği adına mücadele etmekten zaten gurur duyuyorum. En başından beri hiçbir eksiğimiz olmadan çoğu spordan ayrıcalıklı olarak buraya geliyoruz. İki adet bayan antrenörümün olması benim için daha fazla bir ayrıcalık zaten. Evet. Artık hoca-öğrenci ilişkisinden anne evlat ilişkisine geçti. Onların ve arkadaşlarımın desteği olarak hani Gençler Birliği'nin de bize sağladığı imkanlarla burada mücadele etmek bizi gururlandırıyor. Valla çok güzel bir iş yapılıyor burada. Evet. Yani inşallah bu etlikte çalışmalarını da seyrederiz. O tesislerin ne kadar güzel bir tesis olduğunu herkese göstermek lazım. Yani bir epeyce masraf edildi ama bu arkadaşların başarılarını oradaki çalışmalara borçlular. Yani ilerisi ve istikbali güzel olacak. Kickboks deyince yani öldürücü bir spor değil. Ama futbolu boksu sevenler, kickboks da aşağı yukarı aynı ama kickboks daha da hafif. Bütün her tarafıyla, vücudun her tarafıyla çalışıyor. Sevimli bir spor bana göre, ama başkaları ne der bilemiyorum. Ama sizler seviyorsunuz bu branşı, kickboksu daha yaygınlaştırmaya çalışacaksınız gittiğiniz yerlerde hocalarınızla birlikte. Anladığımız kadarıyla etlik tesislerinde 70 tane bizim öğrencimiz var. Bu öğrenciler severek yapıyorlar, hocalarını seviyorlar, Gençler Birliği'ni seviyorlar. Bunlar azımsanamayacak şeyler değiller. Yani ben etlik tesislerin sadece futbol okulunun oynandığı, bir de futbolda kadro dışı kalan futbolcuların antrenman yaptığı yer olarak biliyordum. Yani geçtiğimiz günlerde öğrendim. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Yakında da gidelim, orada da bir görüntülerini de alalım. Orada da bir de spor okulu var sanırım. Onu da geçen bahsetmiştiniz hocam. Bir ben de onu da alalım. Ben altını çizmek istiyorum izninizle. Etlik tesislerinde bizim şu an 70 tane sporcumuz var ama hepsini biz müsabaka amacıyla değil tabii ki. Alttan amatör branşımıza, sonuçta bizim çocuklarımız büyüyecekler. Alttan da yeni kanların gelmesi lazım. Onlar yarın büyüklerde yarışacaklar. Yaşları büyüyor, kimisi gençlerde yarışacak. Yıldızlarda ya da miniklerde yarıştıracağımız sporcular da yetiştiriyoruz. Sıfırdan alıyoruz. Dışarıdan sporcumuz hiç yok. Hepsini kendimiz Gençler Birliği'nin hamuruyla yoğurduk ve bu seviyelere getirdik. Dolayısıyla biz orada üye bazında da sporcu alıyoruz. Kulüp çok büyük bir kulüp olduğu için para işin içerisinde yok. Diğer yerlerden çok çok cüzi bir fiyata üyelerimiz var. Dediğim gibi amaç sporcu kazanmak olduğu için fiyatımız da çok cüzi. Gelmek isteyenlere nezih bir ortam sunuyoruz. Çocuklarını emanet edecekleri güvenilir bir ortam. Bizimle beraber devam etmek isteyen her ailenin çocuğunu bekleriz. Kayıt yapılabiliyor şu kayıt anda. Kayıt yapılabiliyor. Okullar kapılıyor, etlik tesislerine gelip aileler başvurabilirler, tabii çocuklarını ki getirebilirler. Tabii ki. Yani çok güvenilir. Zaten gelen velilerimizin çoğu, hocam ben buranın ortamından dolayı, Gençler Birliği'nin isminden dolayı, sizlerin bayan antrenör olup düzeyli bir seviyede antrenman vermenizden dolayı çocuğumu size emanet ediyorum şeklinde dönüş yapıyorlar. Hepsi de mutlular. Sonuçta bizim sporumuz bir de bir spor, disiplinli bir spor. Çocuklar artık hayat şartlarında disiplin alamadıkları için bu tarz bir sporla disiplin kazanmalarını da çok istiyor aileler ve bu şekilde bize yönlendiriyorlar. O zaman biz ailelere o çağrıyı yapalım. Sporcular çocuklarını yaz döneminde sadece futbola değil diğer branşlarda da yönlendirebilirler. İlaveten taraftara da seslenelim. Çok keyifli maçlar geçiyor. Mümkün olduğunca biz de duyurmaya çalışacağız. Tribünlerde de yerinizi alın. Gençler Birliği formasını desteklemeye bekleriz. Tribünlerimizde her zaman yerimiz taraftarımıza var. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum biz ben teşekkür de. Ederiz. Sağ olun.